Merhaba arkadaşlar, Amsterdam vloglarımı izleyeceksiniz. 18 yaşından büyük olup olumsuz örnek teşkil edebilecek davranışlardan etkilenmeyecek insanların izlemesini evet. tavsiye ederiz. Evet. Bu videolarda olumsuz örnek teşkil edebilecek davranışlar vardır. Evet, olumsuz örnekler. Günaydın. Vloglarım geri döndü kısa bir süreliğine. Amsterdam günlükleri adını vereceğim bu vlog serisinde. Amsterdam günlüklerini izleyeceksiniz. Sevmiyorum mutlaka varanlarım. Keşke Amsterdam'a arabayla gitsek. Oğlum sıkılırdık lan. Ben sıkılmam arabada ya. Hiç anlatmayacak mısın bu sıra havalimanı neredeyiz? Yoo. Peki o zaman. Seni Ekşi Sözlük'te yazmışlar. Server abimiz öyle, Server abimiz böyle kaliteli vlogları vardır. Rapleri kadar öyle bir şey yazmamışlar yani. Nasıl yazmışlar? Rap yapmasın vlog çeksin yazmışlar. Ama böyle yazan da var. Sen de gidip en negatifini almışsın. Şarkıların da böyle. En negatifleri alıyorsun dünyadaki. Boylu boyunca geçiriyorsun sonra şarkı yap. Online check-in yaptınız mı? O zaman da oraya gitsin. Buradaki... Oradan mı? Online check-in nereden yapıyoruz? İnternetten. İnternetten yani giriyorsunuz, o zaten mail atıyorlar size, basıyorsunuz. Online check-in yaptıysanız buraya gelip bagajınızı vereceksiniz sadece. Ya orası çekim uçuşlar. Orada çekim de yapmayanlar için geçerli. Hoşuna gidiyor değil mi? Oğuz Alp nerede? Bütün vlog Oğuz Alp nerede? Orada bir yerde işte. Oğlum adam küçük görünmüyor ya. Oğuz Alp bu arkadaşlar. Kimi suçladın oğlum? Beni mi suçladın? Evet. Sabah açtı. Bülent Ersoy'a benziyor. Uyanamamış. Gözler bir tabi. Dedim ki uykuyla ilgili problemim var diyorum. Böyle bakıyor. Bu ne şimdi? Bu pulu niye kullanıyoruz? Ya gerçekten bu pulun amacı ne? Ne harç pulu ne demek abi? Neden? Bu pulu niye alıyoruz bu pulu? Yavrum daha yollarım mı senin için? Kapılardan geçtik. Biraz daha vaktimiz var. Ve çok açım. Kahvaltı yapalım da kendimize gelelim ya. Ben önümde defans oyuncusu gibi yürüyor. Geçemiyorum kesin. Yürüsene oğlum biraz. Dakika rotar yaptık. Mükemmel. Muhteşem, daha iyisi olamazdı. Bu videoda asla sponsor ve birer reklam bulunmamaktadır. Hadi bu ona. Ne hadi ya? Çeksene ya. Şuraya yat işte ya. Server daha tatilin ilk gününde seni dövmek zorunda. Ve Oğuz Alp'in devleştiği anlar. Londra Stansted. Hadi ona. Uçağa bindik ama Utku ne yazık ki yanımızda değil çünkü geç kaldı ayrıca çıkış kapısından yer alabilmek için. Dolayısıyla 3-4 sıra arkamızda yani şuralarda bir yerde. Benimiz şu yaklaşık 4 saat sürecek bu uçuş ve kulaklığım evde unutmuş. Ve acil çıkış kapısının sorumluluğunu kabul ediyorsun. Gitmiyorum abi yani. Beni ilgilendirmiyor. 30 saniye baksana. Sana o kadar okut dedim ya. Orada verdi. Okuttum o abi o kadar. İstemiyorum. Senin sorumluluğun. Bakmayacağım ona. Ben sana dedim abi sen oku uzak bir şey olursa yaparsın dedim. O kadar boşuna mı okuttuk seni bu yaşa kadar? Bu arada arkadaşlar yurt dışı uçağı da rahattır falan diye düşündük. Hadi rahat olsa daha da rahat olsun diye ayrıca çıkış kapısı aldık. Bu kadar dar bir ayrıca çıkış kapısı görmedim. Ayrıca çıkış bu. Sonuç olarak arkadaşlar bu Pegasus'un müşterilerden aldığı ekstra paralar bilmem ne. Burası tırt bir uçak firması. Ucuz diye alıyoruz, doğrudur. Ama o ucuzluğu... Ucuz diye alıyoruz sonra totalde daha pahalı. Totalde daha pahalıya geliyor yani. Türk Hava Yolları ile seyahat etmek bu açıdan biraz daha mantıklı. Pegasus sanki taksit yapıyormuş gibi. Tırt yani, bayağı tırt. Yarım saattir uçağın kalkması bekliyoruz. Yarım saat size var. Yarım saatte beklenmez ama. Beklenir mi? Saat 12 oldu ya. 10.30'daki uçak bu ya. Tam olarak
1 saat 10 dakikadır uçağın kalkmasını bekliyoruz. 1 saat 10 dakika bir uçağı durduğu yerde bekletecek ne olur? Bizle alakası yok. İzin vermiyorlar kalkmamıza dediler. Ulan bu kuleye attı. Yani bizle alakası yok. Kalkmamıza izin vermiyorlar. Nasıl bir açıklama ki yani? Şimdi size Hayattaki Şansım isimli eseri gösteriyorum. 2 saattir uyuyorum. Kalktım hala aynı yerde. Şey diye uyandın değil mi? Aa gelmişizdir falan. Ben bir yandım döndüm. Oh be abi otele gideceğiz falan. Kalktım hala aynı yerde. Bu uçak 10.35 uçağı. Ve şu an saat 12.48. Aynı yerdeyiz. Sebebi şuymuş. Kule bizim uçuş numarasını Türk Hava Yolları'nın bir uçağına vermiş. Şu an bu kadar saattir o yüzden bekliyoruz. Fırtınayla falan alakası yokmuş o yüzden. Kulenin den yoluymuş. İlk rötar fırtınayla alakalıymış. Abi ilk rötar bir şeydi. Havaalanı da bekledik en azından. Bir 20 dakika önce tuvalete gitmeye çalıştım. 5 dakika sonra gidebilirsiniz. Sonra az önce yine tuvalete gidebilirsiniz. Ben de biraz önce gittim dedim ki bu saatte uçaktayız. Artık ne zaman uçacağız? 5 dakika sonra gidebilirsiniz dediler. Bir saat sonra değil mi? 5 dakika sonra gidebilirsiniz. Öncelikle uçuş planıyla ilgili problem. Kule ve Eurocontrol arasındaki Amsterdam'daki özellikle meteorik şartların çok kötü olması nedeniyle. Hayır, biz uçacağız. Şu anki bize gelen bilgiye nazaran önümüzdeki 2 saat 20 dakika içerisinde hiçbir arrival trafiğini Amsterdam'a kabul etmiyor. Schiphol Meydanı. Havadakiler de çok kısıtlı miktardakini kabul ediyor. Dolayısıyla son durumumuz, biz şu an kalkış yapamayacağız. 2 saat 20 dakikalık bir beklemeden sonra Amsterdam Schiphol Meydanı'ndaki meteorolojik şartlar kabul edilebilir seviyeye geldiğinde tekrar sizleri bilgilendireceğiz ve tekrar uçuşumuz başlayacak. Şu an için kalkışımız bu nedenle iptal edildi. Birazdan geriye döneceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi bizler uçuşumuzdan 1,5 saat önce uçaktaydık. Ancak bayağı bir günümüzü yedi. Çatır çatır yediler bir günümüzü. Benim tek merak ettiğim şey şu. Çalışan motorlu bir uçakta neden 2,5 saat oturduğumla ilgili. Bana bir tane mantıklı açıklamak. Yani bir şey iptalse iptal a**lıyorum. Bu kadar zor değil. Sonuç olarak şu an otobüse bindik ve havaalanına geri dönüyoruz. Yine yani acıktım ben ve sağ olsun Pegasus bize Burger King, Sbarro ve Usta Dönerci isimli mekanlardan birinde yenebilecek en ucuz yemekleri yeme seçeneği sundu. Ancak mesela işte atıyorum Sbarro'dan bir dilim pizza istiyorsunuz ya, o kapalı dilim alamıyorsunuz, açık dilim alabiliyorsunuz. Yine de sağ olsun doyuruyor Pegasus bizi. Sen ne düşünüyorsun? Ben genel olarak düşünmüyorum abi. Abi. Prensip olarak? Prensip olarak değil, genel olarak yani çok işle alakalı falan bir durum olmadığı sürece düşünmemeyi tercih ediyorum. Şu an hiçbir şey düşünmüyorsun şu an. Harika. Nötrüm. Kafanı istiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yine uçaktayız. 3,5 saattir uçağın kalkması. Of 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 of. İşte şimdi onu tanıdınız. Hani bir açıklama yapacaklardı ya. Çok sıcak ya. Bir de Oğuz Alp kolunu sürekli koluma yapıştırıyor. Çünkü daha da terliyorum. Ama sen minicik bir adamsın yani, sığabilirsin oraya. Hayır, ben burayı koymak zorundayım. Neden abi? Ha, kaldırıyorum onu şimdi abi. Emniyetiniz için uçak yerde ya. Hareket halin bağlı, koltuğunuzu dik, güneşliğinizi açık ve masanızı kapalı duruma getiriniz. El bagajlarınızı çıkışları ve koridoru boş bırakacak şekilde önünüzdeki koltuğun altına ve... 10.30 uçağı 16'da kalkıyorsa 5,5 saat rötar demektir. İşin şakası makarası her şey bir yana, bir günümüz yalan oldu. 5 saat rötar ne demek ya? Resimdeki sanatçı mı olsan? Aynen, yani? Resimdeki sanatçı olsan. Ama onlar, o resim değil, fotoğraf derim arayıp. Şey, Bumbacı dergisini arayıp. Oğuz Alp şu anda yeni albümünden ilk demoları dinliyor. 3 aşağı 5 yukarı oturmuş şarkıları, ilk şarkıları dinliyor. Ben çok beğendim. Ortalığı kasıp kavurayım.
şey budur ya, ortalığı kasıp kavuracağız. Şöyle bir problem yaşıyorum. Şu cam kapanmıyor. Acil çıkış kapısı ve kapanmıyor desek, arkası da acil çıkış kapısı ve kapanıyor. Bu cam kapanmıyor ve güneş direkt gözümün içine giriyordu ta ki şöyle bir yöntem bulana kadar. Buradan Pegasus Hava Yolları'na tekrar selam yolluyorum. Çünkü şu an bulunduğumuz acil çıkış kapısında oturmamız için bizden yaklaşık 140 lira aldılar. Ve kapanmayan bir cam var, göze giren bir güneş var. Ayrıca her insan gibi susadık. Malum 4 saat uçuşta olsun için. Birer tane su söyledik. Su küçük su. Yani küçük su olarak bildiğin sulardan biraz daha küçük su geliyor. Ve 7 lira alıyorlar su için. Daha konforlu uçmak için daha çok para verip daha konforsuz uçuyorum. Sadece enayi gibisin. Bunun için size kızmıyorum. Herhangi bir şeye kızmıyorum. Kurumsal olarak Pegasus'a kızıyorum. Çünkü her şey için çok para alıp karşında hiçbir şey vermiyorlar. Ben çok acıktım o zaman. Ama seni bu akşam Amsterdam kristal olarak... Akşam değil abi, şu an yemem lazım. Çok acıktım. Hamsterler için açılmaya başladık, evet. Arkadaşlar bakın, problemim ne biliyor musunuz? Ana problemim bu. Sabah 6'da kalktım. 6'da kalkmadım, yalan olmasın. 6.45'te kalktım. 6'da biz Server'e nasıl ulaşacağız falan filan diye bunları düşünüyorken. 6.45'te kalktım ve 7'yi çeyrek geçe. Hadi 7'de diyelim, evden çıktım. 7'de evden çıktım ve saat şu an 7. Ana problemim bu, yani tam olarak 12 saattir. Bir yerden bir yere gitmek için çaba sarf ediyor onlar. Herhangi bir şey için bu kadar eziyet çekilmez olsa şu an tüm uyuşmuş durumda. Herhangi bir şey için bu kadar eziyet çekilmez abi. Abi ben hiç eziyet çekmedim açıkçası. Biraz çünkü sen küçücük bir adamsın ve her yere kolayca sığıyorsun. Yani portatif bir adamsın ve sığıyorsun.